Sevgili dostlar merhaba. Bugün Çin'in hikayesini anlatacağız. Çin durdurulabilir mi? Batı dünyası Çin'i durdurmaya çalışıyor. Yani biz her gün başka başka konulardan bahsediyoruz. İşte Ukrayna'dan bahsediyoruz, Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Ama her zaman söylüyorum. Küresel rekabetin temel aktörleri Çin ile Amerika Birleşik Devletleri. Çin belki birkaç yüzyıl sonra ilk defa olarak Doğu'nun batıya meydan okumasını gösteriyor. Ve Batı da yüzlerce yıl sonra ilk defa belki de dünya hakimiyetinin elinden kaçabileceği endişesini taşıyor. Peki Çin durdurulabilir mi? Bugün cevaplamaya çalışacağımız soru bu. Çin fakir ve güçsüz bir ülkeden dünyanın hakimi olan Amerika'ya ve Batı'ya meydan okuyacak bir büyüklüğe ulaştı. Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda ve bazı hesaplamalara göre ABD'yi yakalaması an meselesi. Covid'le sarsılan ve Covid sonrasında da çok ciddi sorunlar yaşayan Çin ekonomisinin durduğuna, hatta gerilediğine dair geçen yıl pek çok makale okudum. Birçok yayın yapıldı. Çin'deki konut sektörü krizi, yerel yönetimlerin dev gibi büyüyen borçları, genç işsizlik gibi sorunlar e, hepimizin malumu ve bunların aşılamayacağını düşünen pek çok uzman ortaya çıktı Batı dünyasında. Onlara göre Çin artık yolun sonuna gelmişti. Çin büyüdüğü gibi sönmeye başlayacaktı. Ancak bu yayınların önemli bir kısmının propaganda maksatlı yayınlar olduğu veya duygusal ve yanlış hesaplamalar içerdiği görülebiliyordu. Covid sonrasında Batı dünyası ile Çin'in karşılaştığı sorunlar birbirinden çok farklı. Bir Batılı'nın Çin'in anlaması gerçekten çok zor. Çin'in bambaşka bir düşünce dünyası var. Bu düşünce dünyası da iş yapma şekillerini çok ziyadesiyle etkiliyor. Covid sonrasında Batı ülkelerinde enflasyon sorunu yaşandı biliyorsunuz. Fiyatlar şiştikçe şişti. Almanya'da, İngiltere'de böyle hani 1 yılda görülmeyecek enflasyonlar bir ayda görülür hale geldi ve Batı dünyası bu enflasyonla mücadele etmeye başladı. Çin'de ise tam tersi bir sorun baş gösterdi. Nedir? Fiyatların düşmesi sorunu. Deflasyon. Yani ikisi de Covid pandemisinden geçiyor. Birinde enflasyon ortaya çıkıyor. Diğerinde ise deflasyon ortaya çıkıyor. Enflasyonun tam tersi fiyatların azalması sorunu ortaya çıkıyor. Evet ikisi de sorundur. Fiyatların artması da sorundur. Düşmesi de sorundur fiyatların bir miktar, çok küçük bir miktar sürekli olarak artması faydalıdır. Ekonominin canlılığını gösterir. Batı dünyasında merkez bankaları enflasyonu düşürebilmek için faizleri arttırdılar. Ekonomiyi yavaşlatmaya çalıştılar. Çin'de ise Çin Merkez Bankası devleti enflasyonu artırabilmek için, yeniden enflasyon oluşturabilmek için faizleri düşürdü. Kredi musluklarını daha da açtı. Üretimi artıracak önlemler bulmaya çalıştı. Çin'in karşısındaki tek sorun Covid sonrası ortaya çıkan sorunlar değildi. Bunun dışında Batı'nın engellemeleri de birden su yüzüne çıkmaya başladı. Geçmişten farklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri Çin'i açıktan engellemeye başladılar. Amerika'nın sebebi belli. Küresel liderliğine en büyük rakip olarak Çin'i görüyor. Covid döneminde özellikle imalat alanında, üretim alanında Çin ve çevresine olan bağımlılığını dehşet verici bir şekilde deneyimledi Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu kadar bağımlı olduğunu Amerika bilmiyordu. Rakamlar ortadaydı ama bir şeyi yaşamak ile bilmek arasında fark vardır. Ve Amerika Covid'den sonra hatta Covid'in içindeyken kritik ve stratejik bulduğu hemen her sektörde Çin'e olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı stratejik ulusal bir hedef olarak belirledi. Özellikle çip üretimi, yapay zeka, yüksek bilişim teknolojileri alanlarında Çin'e bazı müeyyidelere de başladı Amerika. Geçtiğimiz yaz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kararname yayınladı ve yapay zeka ile ilgili çip üretimi ile ilgili makinaların Çin'e ihracatını yasakladı Çin'e satışını yasakladı Hatta hatta bunlarla ilgili bilginin Çin'e aktarımını da yasakladı bunlara cezai bazı karşılıklarda getirdi Amerika Amerika bir yandan üretimi kendi ülkesine taşımaya çalıştı çalışıyor bir yandan Çin'e olan yatırımları ve yüksek teknoloji aktarımını engellemeye çalışıyor bunu yasal yollarla yapıyor siyasi politikaları politikalar aracılığıyla yapıyor ama aynı zamanda müttefiklerini de Amerika bu yönde teşvik ediyor, bu yönde davranmaya itiyor. Hollanda başlı olmak üzere Batı dünyası Çin'e yapay zekada kullanılan bilgisayar satışlarını durdurdu. Sadece yüksek teknoloji değil, Çin'den yapılabilecek her türlü ithalatı engelleme yönünde de Amerika'nın bir politikası var. Yani bir şeyi Çin'den değil de üçüncü bir ülkeden başka bir ülkeden alabiliyorsan oradan al politikasını geliştirmeye başladı Amerika. Nitekim Çin'in Amerika'ya ihracatında azalmalar meydana geldi. Ayrıca başka bazı ülkelerin ticaretinde de Çinle ticaretinde de yavaşlamalar olduğunu görebiliyoruz. Çin'e karşı bir diğer önlem olarak Batı dünyası Çin'e olan yatırımları azaltma kararı aldı. Avrupalı ve Amerikalı firmalara siyasiler dediler ki Çin'e artık daha fazla yatırım yapmayın. Çin'e yapabileceğiniz yatırımları eğer başka bir ülkeye yapabiliyorsanız o ülkeye yapın. Çin'e yapmayın. Peki nereye yapalım? Ee, Amerika'nın Çin'e alternatif olarak gösterdiği ülkeler başta Vietnam, Hindistan ve bölgedeki diğer ülkeler. İşte Endonezya gibi, Bangladeş gibi değişik ülkeler ama özellikle Vietnam ve Hindistan ön plana çıkıyor. Nitekim son dönemde Batılı firmaların Çin'e olan yatırımlarında bir miktar azalma olduğu görülüyor veya yeni gelebilecek yatırımlarda ciddi azalma ol olduğu görülebiliyor. Batılı firmalar Çin'e alternatif arıyorlar. Bu o kadar kolay bir iş değil. Yıllarca Çin'de çalışmışsınız, pek çok avantajından istifade etmişsiniz. Şimdi oradan pat diye başka bir yere geçmek gerçekten zor oluyor. Ancak Japon firmalar Koreli firmalar, Avrupalı ve Amerikalı firmalar şu anda Çin'e alternatif arayışındalar. Çin ekonomisine karşı en büyük saldırı, en büyük tehdit ise jeopolitik sorunlardan geliyor. Çin ile Amerika'nın savaşabileceği, Tayvan'da bir çatışma çıkabileceği, bir bölgesel hatta dünya savaşının çıkabileceği korkuları yatırımcıları endişelendiriyor. Böyle bir durumda Çin'deki yatırımlarını dışarı taşıyamamak gibi bir korku taşıyor bazı iş adamları. İşte Rusya'yı görüyorsunuz. Rusya'da yatırım olan batılı firmalar çok büyük zararlara uğradılar. Çin'de de aynısı olur endişesini taşıyan birçok firma var. Şöyle genel olarak baktığımızda Çin büyümesi ilk defa bu kadar çok iç ve dış sorunla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. İçeride Çin'in kendi yapısal bazı sorunları var dedik ya konut sektöründe bir kriz var. Milyonlarca daire var satılamıyor öyle boş boş duruyor. Pek çok inşaat başlamış ama bunlar çeşitli nedenlerle ya daireyi satamadığı için ya kredi ödeyemediği için veya talep azlığından bir vesaire bunlar satılamamış. Müthiş bir sektörde kriz var. İkincisi bazı yerel yönetimler muazzam şekilde borçlanmışlar. Bu borçları döndürmekte zorlanıyorlar. Efendim üçüncüsü gençler arasında bir işsizlik baş gösterdi. Gelir düzeyi arttıkça Çin'in orta sınıfı oluşuyor. Eğitimli bir sınıf oluşuyor ve bunlar daha fazla gelir istiyorlar. Düşük işleri beğenmiyorlar. Veyahut da kendi özelliklerine göre iş bulmakta zorlanıyorlar. Çin'in hiç sorunları var. Bir de buna dış sorunlar eklendi. Çin ekonomisi gerçekten çok büyük sınavlardan geçiyor. Peki Çin bitti mi? Pek öyle görünmüyor. Çünkü son verilere baktığımız zaman gelen imalat sektörü verileri Çin'de ciddi bir kıpırdanmayı gösteriyor. Çarklar eskisi gibi hızlı bir şekilde Çin'de dönmeye başlıyor gibi görünüyor. Hani tabiri caizse ejderha başını kaldırmış vaziyette. Ayağa kalkabilecek mi? Birinci Çin mucizesi veyahut da birinci Çin büyüme patlaması gibi ikinci bir patlama da meydana gelebilecek mi? Batının tüm engelleme çabalarına ve Çin'in içinden kaynaklanan sorunlara karşı Pekin yönetiminin de geliştirdiği bazı stratejiler var. Ve bu stratejilerin en azından şimdilik bir kısmının işe yaradığı görülebiliyor. Hatta bazı uzmanlara göre Çin ikinci kalkınma dönemine girmek üzere. Hatta belki girdi bile. Bazıları buna Çin 2.0 diyorlar. Hani bilgisayar dünyasında vardır ya 1.0, 2.0, 5.0 gibi yeni Çin mucizesi. Yeni Çin büyüme patlaması başladı mı, başlamak üzere mi? Yeni bir Çin mucizesi mi geliyor diye herkes kendisine bunu soruyor. Peki dünya bunu kaldırabilir mi? Yani birinci Çin büyümesinde e, dünya çok değişti. Bundan dünya çok istifade etti, çok zararlar da gördü. Peki ikincisi, ikincisi birincisi gibi olur mu? Nasıl sonuçlar verir? Bunu anlamak için isterseniz önce Çin 1.0'da ne olmuştu ona bakalım. Veyahut da Çin şoku 1.0'da diyorlar. Komünist ve fakir Çin ekonomisini 1978'de başlattı. Ekonomik reformlarla tüm dünyaya açtı. Çok fazla detaya gelecek değiliz. O zamandan bu yana Çin'in gayri safi yurt içi hasılası, ekonomisinin büyüklüğü 80 mislinden fazla büyüdü. Yani 1978 yılında Çin birse bugün Çin'in ekonomik büyüklüğü efendim 80 mislinden daha fazla bir seviyeye gelmiş oldu. Çin büyümesi baş döndürücü bir hızla yaşandı. Yani bunun bir benzerini başka bir ülkede görmedik desek çok da abartmış olmayız. Hele hele bu büyüklükteki bir ekonomide böyle bir büyüme gerçekten olağanüstü. Çin ekonomisi son 10 yılda 2 misli büyüdü. Son 20 yılda ise yaklaşık 15 misli büyüdü. Son 20 yılda 15 misli. Yani düşünsenize Türkiye son 20 yılda 15 misli büyümüş olsa idi. 15 misli büyümüş olsaydı bugünkü ekonomik büyüklüğümüzün kaç misli olurduk. Türkiye yok, o kadar büyümüş olsaydı herhalde şu anda Türkiye dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmiş olurdu. Çin'in son e, 20 yılda göstermiş olduğu performansı gösterseydik. Şimdi bu rakamlar Batı'nın dünyanın gözünü korkutuyor. Çünkü bu ülke geometrik büyüyor. Eğer önümüzdeki 10 yıl içinde Çin yine böyle bir büyüme hızı yakalar ise Amerika'yı katlaması söz konusu olur. Hatta bazı ufak tefek değişiklikler yaşanır ise Çin'in Amerika ve Avrupa'nın toplamının bile büyüklüğünden daha fazla büyük bir ekonomiye dönüşmesi mümkündür. İlk dönemde yaşanan bu büyüme şekli Çin'i dünyanın fabrikası konumuna getirdi. Yani Çin hani biz diyoruz ya Konya Türkiye'nin ne derler tahıl ovasıdır deriz yani. hani unu oradan gelir onun gibi Çin dünyanın fabrikası konumuna geldi. Çin'de üretilir dünya tüketir böyle bir anlayış zihinlere yerleşmiş oldu. Hızlı bir sanayileşme sonucunda oldu bu dünyanın imalat gücü Çin'e taşındı Çin'de devasa bir imalat sektörü oluştu düşük maliyetle ucuza mal ihraç etmek. Çin'in sırrı buydu. İlk büyüme esnasında dünya rahatsız değildi aslında. Bilakis dünya çok memnundu. Avrupalı ve Amerikalı firmalar üretimlerini seve seve gönüllü olarak Çin'e taşıdılar. Batılı firmalar düşük maliyetler sayesinde karlarını katladılar. Amerika'da ona ürettiği malı Çin'de 1'e 50 sente üreten firmanın keyfine diyecek yoktu. Çinli işçiler Alman veya Amerikalı işçiler gibi de değildi. Böyle mırın kırın etmiyorlar, sızlanmıyorlar, grev yapmıyorlar. Hakları yok denecek kadar az ve Amerikalı işçinin cep harçlığı parasına Çinli işçi üretim yapmaya razıydı. Bir ay çalışmaya razıydı. İlaveten Çin devleti üretimin garantörü gibiydi. Çalışmamanın ayıp sayıldığı, fabrika işte patronuna karşı gelmenin vatana ihanet gibi görüldüğü bir ortamı batılı firmalar çok sevdiler ve alabildiğine de bunu istismar ettiler. Çin'de batıda rastlanan aksamalar yoktu. Can sıkıcı prosedürler yoktu. Evan çevreyi koruyalım, havayı temiz tutalım gibi bir mantalite de yoktu Çin'de. Batılı şirketler Çin'in havasını, suyunu, toprağını Hatta insanını serbestçe kirlettiler. Sonuna kadar dibine kadar tabiri caiz ise kullandılar. Ve bunu da çok düşük maliyetlerle yaptılar. Ve neredeyse sınırsız bir üretim yapma imkanına kavuştular. Çin'de üretimi sınırlayan neredeyse hiçbir sınır yoktu. Hiçbir kırmızı çizgi yoktu. Yasalar fabrikalardan ve patronlardan yanaydı. Dolayısıyla batılı firmalar Arının şekere üşüşmesi gibi böceğin şekere üşüşmesi gibi Çin'e üşüştüler, koştular. Almanya'dan Amerika'dan fabrikalar sökülüp Çin'e taşındı. Böyle bir furya yaşandı. Üretimin Çin'e taşınması Batı'da bazı kişileri elbette işsiz bıraktı. Ancak Batı toplumları da bundan genel olarak memnundu. Çünkü tüketim malları bollaştı ve ucuzlaştı. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da geçmişte sadece zenginlerin ulaşabileceği miktar ve e, çoklukta ve kolaylıkta mallara fakirler de alt sınıflarda ulaşmaya başladılar. Gerçi hani Çin malıdır hemen kırılır gibi bir algı oluştu ama ürünlere çok daha geniş bir kesimin ulaşması mümkün hale geldi. İşsiz kalanlara tazminatlar ödendi. O dönemde Almanya'sı, Amerika'sı bu tazminatları kaldırmaya gücü yeten ülkelerdi. Ayrıca yani bir dönem işsizlik paraları da verildi bazı ülkelerde. Yani o işsizlik o kadar çok hissedilmedi Veyahut da sessiz oldu, çok çıkmayan insanlar bunları kendi işlerinde yaşadılar, toplumun geneline bunu mal etmediler, yansıtmadılar. Peki bu toplumlar Çin'de üretip nasıl Amerika'da bu kadar rahat bir şekilde tüketiyorlardı? Çünkü Amerika doları basıyor. Avrupa ve Amerika'nın basmış olduğu paralar bunlar rezerv paralar. İlaveten finansal araçlara, bankacılık sektörüne, hizmet sektörünün pek çoğuna biliyorsunuz batılı firmalar, batılı devletler hakim. Yani Çin üretti, batı tüketti ve böyle tatlı bir düzen oluşmuş oldu. Biz buna hani küreselleşme çağı dedik. Küreselleşme çağı. Uluslararası firmaların bütün küreyi bir üretim ve tüketim alanı olarak görmesi. Küreselleşme çağı kavramı bizim ülkemizde ve genel olarak Avrupa'da sol cenah tarafından olumsuz bir şey olarak yansıtıldı. Küreselleşme büyük firmaların kazandığı, fakir fukaranın kaybettiği bir çağ olarak yansıtıldı. Bu doğru bir ifade değil. Zaten bu tür sloganik açıklamalar her zaman için gerçeğin büyük bir kısmını dışarıda bırakır. Küreselleşmeden en çok kim fayda sağladı? Çin fayda sağladı. En çok kim fayda sağladı? Kısa vadede alırsanız tüketiciler fayda sağladı. Ürüne ulaştılar. Ama kim kaybetti derseniz uzun vadede özellikle batı dünyasının işçileri kaybetti. Üretim kaybetti. Batı dünyasındaki üretim kaybetti. Çin'in dünyanın fabrikası haline gelmesi ve özellikle batılı firmalar için bu fabrikanın sürekli üretim yapıyor olması batılı siyasetçileri de aslında ilk yıllarda memnun ediyordu. Çünkü onların anlayışına göre Çin bu malları üretecek, bunun karşısında parasını alacak. Böylece batının bir nevi çalışanı olacak idi. Batıya bağımlı hale gelecek idi. O günlerde böyle makalelerde internet dependency diye karşılıklı bağımlılık diye sürekli olarak bu ilişki övüldü. Yani güya Çin ve Batı birbirine karşılıklı bağımlı hale gelecek. Çin ile Batı arasındaki sorunlar da törpülenecek idi. Ama oradan kasıt aslına bakarsanız Çin'in Batı'ya bağımlı hale gelmesi ümidi idi. Yine aynı dönemde Çin'in daha fazla demokratikleşeceği ve liberalleşeceği beklentisi de mevcuttu. Daha çok mal satan Çin daha çok liberal olmak zorunda kalacak ve bu daha çok liberalizmde siyasi anlamda demokratikleşmeyi getirecek idi. Peki öyle mi oldu? Öyle olmadı. Çin daha demokratik bir yer haline gelmedi. Ticareti kısmi olarak liberalleşti. Ancak siyaseti liberalleşmedi. Çin bugün hala belli konularda özellikle çok katı bir ülke. İkincisi Çin'in ve bölgesinin yükselişinin yani bir anlamda küreselleşmesinin tadını çıkaran Batı dünyası kendi içinde büyüyen işsizliği ve hoşnut olmayan büyük kitleyi ve büyüyen kitleyi fark edemedi veya da fark etti, zamanında yeterince önemsemedi. Birileri işsiz kalıyordu ama toplumun genelinde daha önemlisi sesi çok çıkanlarda büyük bir memnuniyet söz konusuydu. Fakat işsizlik kronik hale geldi ve bu işsizleri sürekli beslemek zorlaşmaya başladı. Fabrikalar birer birer kapandı ve onlarca yıl bunların yerine yeni fabrika açılmadı. Amerika bazı sektörlerden geri çekildi böyle 1950'lerde 60'larda dünyanın en büyük üreticisi en büyük ihracatçısı konumunda olan Amerika o sektörlerde bırakın en büyüğü sonlara düşmeye başladı. Amerika'nın parası vardı. Parayı zaten kendisi bas basıyor. Ayrıca işte Silikon Vadisi gibi, sosyal medya gibi, bilişim sektörü gibi çeşitli alanlarda Amerika'nın yükselişini görüyoruz. İşte cep telefonundan bilgisayarlara kadar çok çeşitli alanlarda Amerika'nın bir yükselişi söz konusu. Ancak bu toplumun belli bir kesimini memnun ediyor, tatmin ediyor, besliyor ama geri kalan kısmını beslemiyor. İşte orada büyük bir memnuniyetsizlik yükselmeye başladı. Küreselleşme mağduru olan bu insanlar Trump gibi liderlerin popülist söyleminin peşine takıldılar. Onların Trump'ı desteklemesi anlamsız değil, temelsiz değil. İşsiz insanlar, maddi güçleri zayıflamış insanlar. Belki başka sektörlerde yine işlere girdiler ama eski satın alma güçlerini bir daha asla yakalayamadılar. Ve bunun da nedeni tahmin edersiniz ki Amerika'daki çalışma ortamının, çalışma imkanlarının Çin'e ve benzeri ülkelere taşınmış olması. İlave eden Batı dünyası bazı alanlarda üretim kültürünü de kaybetmeye başlıyor. Mesela Almanya'da bile ki kendisi biliyorsunuz Almanya çok büyük bir sanayi devi bir ülke. Birçok efsane fabrika ve marka kayboldu. Bunları Hintliler satın aldı, Çinliler satın aldı ve bir daha o fabrikaları Almanya'da görmek mümkün olmadı. Efendim hikayenin sonunda şu anlaşıldı ki Batı'ya bağımlı e, hale getirilmesi düşünülen Çin aslında Batı'yı kendisine bağımlı hale getirmiş. Çin'in üretim ve pazar hakimiyeti öylesine bir arttı ki birçok konuda Amerikalı, Avrupalı firmalar değil Çin söz sahibi oldu. İlk yıllarda ucuz iş gücü ve sömürüyle öne çıkan Çin ülkesinde imalat sanayisi büyüdükçe bu alanlarda uzmanlaştı, uzmanlaştı, işçilerini daha kalifiye hale getirdi ve ekonomi üretim altyapısını da dünyanın birçok ülkesinden çok daha iyi bir konuma getirdi. Çin'deki üretim altyapısı Bugün Almanya gibi, Polonya gibi, İtalya gibi pek çok ülkeden daha iyidir. Yani Çin'de üretim yapıp Çin'den dünyaya satmak Avrupa'nın birçok ülkesine göre daha verimlidir. İlaveten Çin'de o kadar çok sermaye birikti ki geçen süre içerisinde Çin o kadar çok para kazandı ve bunları o kadar büyük miktarlarda tasarruf etti ki devlet bu sermayeyi finansal araçları üretimi daha da artıracak şekilde kullanabildi sermaye bir elde toplanıyor ve devlet dünyadaki hiçbir devletle belki de olmayacak kadar imkanı büyük paraları bir yere aktarıyor öbür yerden çekiyor ve böylece müthiş bir manipülasyon yapabiliyor. Üretimi katlayabiliyor. Bunu mesela Almanya yapamaz. Bunu bir Fransa'da yapamazsınız. Sermaye çoktur Fransa'da ama o bir el tarafından yönlendirilmez yönetilmez. İşte Çin'in bir diğer avantajı da buydu. Batı'da işsizlik patladı, düşük gelirli grupların satın alma gücü bir türlü yükselemedi. Küreselleşmenin kazananı Çin oldu, kaybedeni Amerika ve Avrupa işçileri oldu. Bu ise Batı'da milliyetçiliğin, din milliyetçiliğinin ve popülizmin yükselişine neden oldu. Şimdi Batı küreselleşmeyi yavaşlatmaya çalışıyor. Kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Çin'in ayağına işte ne derler çelme takmaya çalışıyor çini durdurmaya hatta geriletmeye gayret ediyor. Bunun için mühiler kullanılıyor, bel altı bazı araçlar kullanılıyor. Elde ne varsa hepsi sahaya sürülüyor. Ancak Çin eski Çin değil. Yani geçmişteki gibi fakir, kendisini savunamayan bir Çin'le karşı karşıya değiliz. Batı Çini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor ama Çin son birkaç yıldır yeniden karşı atak peşinde. Buna bazıları Çin 2.0'da diyor. Çin yeni bir patlama yapacak mı? Bunu nasıl yapacak derseniz 3 sektör şu anda ön plana çıkmış vaziyette. Yani görünen o ki bu 3 sektörde Çin çok büyük bir agresif saldırgan politika izleyecek gibi görünüyor. Hatta bu başladı bile. Bunlardan birincisi güneş panelleri güneş pilleri. İkinci sektör elektrikli araçlar. Üçüncüsü lityum iyon piller. Şu anda dünya bu üç alan üzerinde ciddi anlamda yükseliyor. Tabii başka parlak sektörler de var ama Çin ekonomisi bu üç alanda bütün dünyaya şu anda böyle milyonlarca karıncanın yayılması gibi böyle giriş yapıyor. Ekonomistlere göre bu üç alan üzerinden Çin ekonomisi yeni bir patlama yapabilir. Daha da önemlisi dünya ekonomilerini felç edebilir dünya ekonomilerini üretim alanında Çin fabrikaları, Çin firmaları bastırabilir, silindir gibi geçebilir. Bugün Çin'deki güneş panellerini, güneş pillerini üreten fabrikaları kim geçse ağzı açık kalıyor. Yani Avrupa'daki üretimin hepsini toplayın, Amerika'daki üretimin hepsini toplayın, üst üste koyun, Çin'deki üretimin yanında komik kalabiliyor. Çin yeni dönemde şöyle bir strateji benimsemiş durumda. Bu üç alanda batı dünyasına öncelikle dumpingli fiyatlarla giriş yapıyor Çinli firmalar. Mesela elektrikli otomobil üretiminden bahsedelim. Çin kendi ülkesinde zaten düşük olan fiyatları sübvansiyonlarla, başka kolaylıklarla o kadar çok aşağı düşürüyor ki. Yani Avrupa'da ne diyelim 10 liraya üretilen bir malı Çinli firma 5 liraya 6 liraya üretebiliyor. Yani yarı yarıya yakın ama en az yüzde otuzluk bir avantaj ile Çinli firmalar otomobil piyasına girebiliyorlar. Ve Çin'in şöyle bir stratejisi var. Alıyor otomobili mesela İngiltere pazarına sokacak diyelim. İngiltere pazarında ne kadar bir otomobil? Diyelim ki 35 bin sterlin. Ne yapıyor Çin? 30 bin sterline aynı özelliklerde belki ondan daha iyi bir otomobili 5.000, bin, 6 bin, 7 sterlin daha ucuzuna piyasaya sürüyor. Şimdi diğer otomobil firmalarının bu rekabete dayanabilmesi çok zor. Ve bir süre sonra bazı firmalar piyasadan çekilmeye başlıyorlar. Bu agresif saldırgan tutum karşısında. Ve sonrasında Çin ne kadar talep varsa yani o firmaların taleplerini de kendi üzerine alarak Çin'den sınırsız gibi bir üretimi batıya doğru veyahut da hedef aldığı pazara doğru yönlendirerek o pazara ele geçiriyor şu anda 8 tane, 10 tane, 20 tane firma böyle bütün dünya pazarlarına dağılmış vaziyette ve o ülkelerin özellikle lityum pil, elektrikli otomobil ve güneş panelleri sektörlerini ele geçirmek üzere. Hal böyle olunca ne oluyor? Yani ilk etapta tüketici bundan memnun oluyor. Çünkü ucuza ve kaliteli ürün almış oluyor. Ancak piyasa tamamen Çin mallarına kalmış oluyor. Almanya gibi ülkelerde, İngiltere gibi ülkelerde işte otomobilin elektrikli otomobil alanında özellikle arge faaliyetleri boşa çıkmış oluyor. Yüz yıllık işte firmalar, onlarca yıllık firmalar, kapanma tehlikesiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Deniyor ki bugün Çin güneş panellerini o kadar ucuz bir hale getirdi ki Amerika'da şu anda insanlar çit bahçelerinin arasında çit yapmak yerine güneş paneli yapıyorlar. Yani çit mi yapalım buraya? Yani komşuyla aramıza bir sınır olsun. Ya güneş paneli alalım, daha ucuza geliyor diyorlar ve güneş paneli araya koyuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İşte Çin'in stratejisi şu anki stratejisi bu. Malı o kadar ucuzlat ki rakiplerin dayanamasınlar ve piyasadan çekilsinler. Amerika buna karşı önlem almaya başladı, ee, Avrupa buna karşı önlem almaya başladı. En son Amerika hazine bakanı söyledi, Çin dedi ucuz malla. Yani insanları kandırıyor. Ucuz malla kandırıyor. Biz ucuz mal istemiyoruz. E, kendi ekonomimizi koruyabilmemiz için Çin'den gelecek ucuz mallara karşı önlem almamız gerekiyor diyor Amerika. İşte Avrupa'da en son elektrikli otomobil konusunda bir soruşturma başlattı. Dumping konusunda konuya bakıyorlar. Eğer Çin'in bu ürünlere dumping yaptığı düşünülür ise bir gümrük vergisi getirecekler. Aksi takdirde Avrupa'nın da Amerika'nın da Çin'den gelen ucuz, dayanıklı ve çok bol üretime dayanabilecek güçleri yok. Ama bu nereye kadar devam eder bilemiyorum. Çin'in ihracatı artıyor. Yani zaten bu şekilde ucuz ve bol miktarda üretirseniz ihracatınızın artmaması düşünülemez. Çin'in ihracatı artıyor ve bu artış da Batı dünyasını korkutuyor. Batı dünyasındaki üretim kanallarını tıkayacak şekilde Çin'in ucuz malları Avrupa ve Amerika pazarlarına şu anda yağıyor. Adeta oraları istila ediyor. Çin'in ihracatı artarken enteresan bir şekilde ithalatı o kadar artmıyor. Yani Çin daha çok satıyor ama dışarıdan daha az satın alıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi daha önce de söyledik deflasyon meselesi. Yani Çin'de fiyatlarda bir azalma var. O yüzden ithalatçı firmaların Çin'e girmeleri zor oluyor. Ayrıca Çin'de bir tüketimde azalma söz konusu. En azından eskisi kadar artmıyor. İthalata talepte ciddi bir düşüş söz konusu. Yani Çin mesela Almanya'ya mal satıyor ama Almanya'dan o kadar çok mal almamış oluyor. Daha çok satıyor, daha azalıyor. Hatta geçtiğimiz yıl Alman ekonomisindeki durgunluğun en önemli nedenlerinden biri buydu. Yani Çin'e ürün satamamak, yeterince ürün satamamak resmi verilere göre geçtiğimiz yıl 2023 yılında Çin'in dünyanın geri kalanından yaptığı mal ithalatı bir önceki yıla yüz göre %5.5 düştü. Yani Çin'in dünyadan aldığı mal miktarı yüzde beş buçuk miktarına düştü. Buna karşılık ihracatta bir patlama ihtimali görülüyor, açıkça görülüyor. Çin tehlikesi kapıda ve hızla büyüyor. Ee, Avrupa ve dünya pazarlarını Çinli firmaların istila etme korkusunu herkes dile getiriyor. Amerika ne yapacak, Avrupa ne yapacak, bundan kısmen bahsettik. Ee, i̇lk akla gelen Çin ürünlerine ek vergiler getirmek, gümrük vergisini artırmak. Amerika'da Donald Trump başkan seçilirse Çin ürünlerine karşı %100 gümrük vergisi uygulayacağını çok daha fazla önlem alacağını söylüyor ya sadece Trump değil batıda anlaşılan o ki birçok devlet Çin'e karşı ek gümrük vergileri ve başka vergiler çıkaracaklar böyle önlemler alacaklar Ayrıca İthalat bazı ürünlerde ithalat ihracat yasakları genişleyecek gibi görünüyor. Amerika'nın başlattığı o müeyyidelerde bir artış olabilir. Çin'in korkusu da bu zaten. Yani Rusya gibi Batı pazarlarından dışlanmış, izole edilmiş, müeyyidelere uğramış bir devlet olmak istemiyor. Çin bu konuda çok hassas. Batı dünyası Çin'i ikna etmeyi de deneyecek. İşte Hazine Bakanı Çin'deydi biliyorsunuz. Çin'i ziyaret etti Amerika Başkanı Joe Biden Çin Devlet Başkanı Jinping'i telefonla aradı bir görüşme yaptı. Konuların başında ekonomi geliyor. Çin ikna edilmeye çalışılıyor. Yani Çin şu konuda ikna edilmeye çalışılıyor. Yani sen hep ihraç ederek ama ithalatını da kısarak bu piyasalarda yer alamazsın. O nedenle gel oturalım anlaşalım bir orta yolu bulalım. Buna karşın Çin'in de şikayetleri var. Çin önünün kesildiğini biliyor açıkça. Bu zaten söyleniyor. Ve Çin diyor ki bu dünya herkese yeter. Yani bunu paylaşım kavgasına çevirmenin anlamı yok. En son Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin konuştu ve dedi ki Amerika tarafı Çin'in ticaret ve teknoloji gelişimini bastırmak için bir dizi önlem benimsedi. Bu riski azaltmak değil, risk yaratmaktır. Bunlar tipik piyasa dışı uygulamalardır dedi Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Düşünsenize piyasa dışı uygulamaları eleştirmek günümüzde komünist Çin tarafından dile getiriliyor. Buna karşılık kapitalist Amerika piyasa dışı uygulamaları bir tür Çin'e karşı önlem olarak savunuyor, bunun şampiyonluğunu yapıyor. Enteresan günlerden geçiyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Çin dışişleri bakanı Wang Yi, e, Wang Yi Şubat ayında bir konuşma yaptı, Münih'te konuştu ve dedi ki, dünya ticareti büyük bir okyanustur. dedi. Bunu izole göllere bölemezsiniz. Bunu göller haline, küçük küçük parçalar haline ulusal ve bölgesel ekonomiler haline çevirmeye çalışmayın dedi. Bunun çok büyük dedi zararları olur dedi ve küreselleşmenin olabildiğince hızlı bir şekilde ilerlemesinin bütün dünyanın yararına olduğunu iddia etti Çin Dışişleri Bakanı. Çin batının politikalarını eleştiriyor. Bunu dile getiriyor ama önlemleri sadece bundan ibaret değil. Çin batıdan gelen baskılara direnebilmek için öncelikle kendi bölgesiyle Güney Doğu Asya bölgesiyle ticaretini arttırmaya çalışıyor. Küresel Güney ile ticaretini arttırmaya, işbirliğini arttırmaya çalışıyor. Daha önce daha az ticaret yaptığı ilişki kurduğu Arap dünyası gibi Afrika ve Latin Amerika gibi alanlara yoğunlaşmaya çalışıyor Çin. Yani bir yandan batı piyasalarından silinmemeye, orada varlığını arttırmaya çalışıyor ama diğer yandan da yer küre üzerinde ne kadar insan ve toprak varsa bunlarla da ilişkisini artırmaya çalışıyor Çin. Çin'in bir başka önlemi ise Amerika pazarlarına, Avrupa pazarlarına arka kapıdan veya bacadan giriş yapması. Ya baktığınızda Çin'in Amerika'ya ihracatı azalmış gibi görünüyor ama Çin'in Meksika üzerinden Amerika'ya ihracatında bir artış söz konusu. Yani rakamlara baktığınızda kağıtlara baktığınızda Meksika'nın Amerika'ya ihracatı artıyor görünüyor ama aslına bakarsanız o Meksika ihracatı içerisinde Çin'in dolaylı olarak Amerika'ya yaptığı ihracat da var. Evet Çin yeni bir mucize ortaya koyabilir mi? Yeni bir büyüme patlaması gerçekleştirebilir mi? Çin birden sonra Çin 2.0'a dünya dayanabilir mi? özellikle Hindistan gibi devletler çok büyük korkular yaşıyorlar. Yine komşu Güney Kore'ye, Japonya, Tayvan, Filipinler gibi ülkelerde de Çin korkusu büyüyor. Çin'i durdurmak mümkün mü? Çin durdurulabilir mi? Çin'i durdurduğunuzda siz de zarar görür müsünüz? Bunların cevaplarını zaman gösterecek. Bakacağız olayların gelişimine göre hepimiz bunun cevabını alacağız. Ancak eğer Çin yeniden birincisi gibi büyük bir ekonomik kalkınma yapar ise bunun bütün dünya üzerinde siyasi alanda, toplumsal alanda ve ekonomik alanda çok büyük etkileri olacaktır. İnanılmaz muazzam büyük etkileri olacaktır. Dünya adeta yeniden kurulacaktır. Hep söylüyoruz. Eski düzen yıkıldı, yenisi henüz kurulmadı. Amerika gibi eski düzenin sahipleri yeni bir düzen kurmaya güç yetiremiyorlar. Yeni düzeni kuramadıkları için eskisini de devam ettiremedikleri için yenisini kurabilecek olanlara çelme takmak onları engellemek ilk etapta bir çözüm gibi görünüyor. Ancak bunun çok palyatif çok geçici bir çözüm olduğu muhakkak. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek